bir sanatçı arkadaşımız adını da söyleyeyim Cenk Eren şöyle bir soru sormuş diyor ki meraktan soruyorum diyelim ki 500 kişilik bir restoranda cumartesi günü saat 15'ten 18'e kadar 250 kişi var. Ee, ve burada müzik canlı müzik olabilecek mi olmayacak mı diye soruyor. Bu belli mi yoksa bunun kararını il Sağ Kuruları'na verecek yoksa canlı müzik yasak mı komple? Bana sordunuz zannediyorum. Evet hocam, ee, siz Cumhur, ne anladınız? Cumhurbaşkanının açıklamasında bununla ilgili bir açıklama yoktu. yok. Yok. Ee, Mehmet Hoca'nın dediği gibi umut ediyorum arkasından bununla ilgili bir şeyler de gelir. Tabii bildiğimiz bir şey var. Özellikle şarkı söylemek, bağırmak, yüksek sesle konuşmak, ortamının kontaminasyonu ve virüs saçma açısından... Önemli risk faktörleri. Ee, bunun süresini uzattığınız zaman ve ortamdaki kişi sayısını arttığınız zamanda, arttırdığınız zaman da risk yükseliyor. Bu ama madalyonun bir yüzü. Öbür yüzüne bakalım. Özellikle sanatçılar çok zor durumda. Bu tür e, aktivitelerde sanatlarını icra eden kişiler e, biliyorsunuz intihar edenler var. Ailesini evet. geçindiremeyenler var. Yani e, tiyatrolar, sinemalar... Ee, özel e, organizasyonlarda müzik yapan kişiler, şarkı söyleyen kişiler hakikaten çok zor durumdalar. Yani bunun ortasını bulmak hiç kolay değil. Ee, onun için herhalde şöyle şartlar gelmeli diye düşünüyorum. Biraz önce Mehmet Hocanın söylediği gibi alana göre belli mesafeyi, belli hacimde, belli kişiyi e, belirleyen kurallar getirilmeli ve bu tür aktivitelerin yapıldığı yerlerin Havalandırma sistemleri de optimize edilmeli. Optimizasyon derken ne? Sadece sıcak soğuk değil, taze hava değişimi maksimum ölçüde sağlanmalı. Bu da tabii ayrı bir maliyet olarak ortaya çıkıyor. Ama bu kadar e, sektörde, birçok sektörde açılım sağlanırken, sanatçılarla ilgili olan sektörde de bir açılımın ama mantıklı bir açılımın yapılması gerekiyor. Ama tabii bunların hepsini bir arada yaptığımız zaman Mehmet Hoca'nın söylediği gibi kontrolü elden kaçırma olasılığımız da giderek yükseliyor. Burada tabii önemli.